Efendim ilk dinleyicimizin bazı dilek ve temenniler vardı. Şimdi Hakikat Kitabı'nın kitaplarındaki o harf karakterleri. O harf karakterleri o sayfalara göre ve şeylere göre en üst düzeyde, mesela küçük ebatlı kitapların hepsinde en üst düzeyde büyütülmesi gereken ebata kadar çıkartıldı. Tamimi hasadeti ebediye değilse kendi hacmi ki ciltleniyor, tek bir kitaptır. İkiye bölünmesi de aynı şekilde bazı bakımlardan mahsurludur. Mahsurlu görüldü daha doğrusu. O da aynı şekilde en üst seviyede yükseltilebilecek kadar yükseltildi harf karakterleri. Ve hani dolgun karakterler seçildi okunabilmesi için. Şimdi 70 yaşındaki olsun ve gözünde rahatsızlık olan olsun. Bunların aynı şekilde belli şeyler olacak. O diğerlerinde de olur. Bir gazeteyi okurken de aynı şekilde onlarda problem elbette ki olacak. Dolayısıyla herkesin arzusunu isteğini yerine getirmek o çok zor bir hadise. Yalnız dinleyicimiz o harf karakterler konusu biz yayın evine yine iletiriz bu temenniyi ve dileği. Hani yapabilecek o harf karakterlerini yükseltebilecek ölçüde ne kadar yükseltebilirler veya hacmi ne kadar arttırılabilir onu yine aynı şekilde Hakikat Kitabı'na bildiririz. Yani böyle aynı şekilde dilekler var, istekler var. Zaten onlar göz ardı etmez yapılabilecek olan. Çünkü bir şey yazdıysan onun okunmasıdır, hedef budur. Yoksa kimse okumuyorsa, okuyamıyorsa bir kıymet ifade etmez. Gelelim efendim dinleyicimiz, efendim dili ağır ifadesi kullanılıyor. Dili ağır değil aslında. Dili ağır değil ama sürekli olarak Türkiye'de kasıtlı olarak bilerek belli merkezlerden pompalanarak uydurukçalar aynı şekilde yerleştirilmek suretiyle belli kelimeler tasfiye edildi. Mesela şimdi cevap kelimesini artık duymaz oldun. Cevap yazdığın zaman ben bunu anlamıyorum diyor mesela yeni gelen nesil. Yanıt diyor. Ondan sonra mesela mesele yerine sorun dediler. Kime soracaksak sorun yok, sorun yok. Sorun yok der gibi bir şey acayip garip yerleşti. Ama hiç kimse bunu da aynı şekilde sorgulamadı. Niye ben bunu kullanıyorum dedi diye şey yapmadı. İmkan kelimesi kaldırıldı. İşte onun yerine olanak kelimesini koydular. Sebep yerine neden? Sebep yerine neden? Nedeni de birçok yerde kullanıyoruz bu arada. Lüzumsuz her yerde aynı şekilde kullanılıyor. Ve bunlar hiçbir şey sorgulanmadı. Sorgulamadı. Altyapıda göçtüğü için. Peki bu kelimelerden efendim biz işte yabancı kelimeleri temizliyoruz. Yabancı kelimeleri temizliyorsun da arkadaş oturduğun yerde bunları uyduruyorsun. Olanak kelimesi Türkçe bir kelime değil ki. Oturdu işte birisi aynı şekilde uydurdu. O da aynı şekilde yaydı bunu. Belli kesimlerde zaten onun aynı şekilde hizmetinde şakır şakır aynı şekilde bunları yaydılar. Türkçe bir kelime değil. Uyduruk bir kelime. Fakat Ermeni kökenli, Yunan kökenli, İngiliz kökenli veyahut da Alman kökenli kelimelere dokunulmadı. Bugün mesela İstanbul'da çıktığın zaman bir sürü İngilizce şeyler, sözcükler olsun veyahut da levhalar olsun. Dolu, gırla. Demek ki bu kelimeleri yerleştiren kimsenin bir art niyeti söz konusu. İngilizceye dokunmadığına göre, Fransızca'ya dokunmadığına göre, onlar aynı şekilde herhangi bir şekilde alay almadığına göre Arapça ve Farsça kökenli kelimeler tasfiye edildi. Niçin tasfiye edildi? Ve bu bilerek yapıldı, şuurlu bir şekilde yapıldı. Niye? Çünkü bu kelimelerle biz dinimizle bağlantı kuruyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'le bağlantı kuruyoruz. Fıkıh kitaplarıyla bağlantı kuruyoruz. Bu kelimeleri eğer tabii okuduğumuz zaman ilk defa karşılaştığımızda elbette ki olmayacak. Bunca mesela daha önce Türkiye Kasesi işte Evliyalar Ansiklopedisi ve diğer ansiklopedileri verdiği gibi dini terimler sözlüğü de verdiydi. Ansiklopedi şeklinde verdi. Şimdi yine o tekrar aynı şekilde şey yapılıyor. Bu elimiz altında bulunması gerekir. Bu bir din kitabıdır. Ve bazı terimler vardır. Onlar aynı şekilde uydurukça kelimelerle hiçbir zaman izah edilemez. Anlamı da aynı şekilde gider. Mesela şimdi gençlerden duyuyor mesela muhteşem kelimesini duyuyor. Filmlerde, bilimlerde falan diyor. Öyle acayip acayip garayip yerlerde kullanıyor ki muhteşem kelimesini. Muhteşem ihtişamlı demektir. Bunu yemek için bile söylüyor. Muhteşem diye yemek diyor. Yemeğin muhteşem olmaz. Yemek lezzetli olur. Yemek için o muhteşem kelimesi kullanmaz.
Hani bir devlet için veyahut da aynı şekilde bir bina için ihtişamlıdır. Onu aynı şekilde kullanabilirsin de muhteşem kelimesini, ama onu orada aynı şekilde kullanamazsın. O o manada değil. Ve muhteşem kelimesinin yerine de başka bir şey koyamazsın. Hani diyorlar görkemli falan. Görkemli de neyi? O onu ifade etmiyor. O onu ifade etmiyor. Dolayısıyla bir zamanlar TGRT ilk yayına geçtiği zaman fıkıh bilgileri sunulan bir köşe vardı. Sorun söyleyelim köşesi vardı. Orada metinleri biz hazırlıyorduk. Tabii daha önce Türkiye Gazetesi'nde çalıştığımız için ve vatandaştan gelen Allah-u Teala rahmet eylesin Enver abilerin bize bir talimatı vardı. Konuşulan, anlaşılan lisana çevirin. Çünkü konuştuğumuz anlamıyorsa bir şey ifade etmez falan diye. Bir gün bir telefon geldi. Bir kadıncağız dedi ki beyefendi dedi. Ben dedi huzura doğru programı dinliyorum ama dedi, anlamıyorum dedi. Hangi bölüm dedim? Sorun söyleyelim dedi. Allah Allah. Onlar metninde biz hazırlıyoruz. Gayri ihtiyar bir taraftan da düşünüyorum. Allah Allah dedim. Yani nasıl kelimeler kullanıyoruz ki dedim. Kadıncağız anlayamıyor. Mesela dedim hani anlayamadığınız kelimelerden bazılarını söyleyebilir misiniz? Hiç unutmuyorum. Kadıncağız dedi ki mesela dedi beyefendi dedi farz diyorsunuz dedi, vacip diyorsunuz dedi, haram diyorsunuz dedi, mekruh diyorsunuz dedi, sünnet diyorsunuz dedi, müekked sünnet diyorsunuz dedi. Bunlar ne demek dedi ya? Bunlar ne demek? Şimdi altyapı tamamen göçmüş. Altyapı tamamen göçmüş. İlk defa duyuyor bunları. Bunlar sadeleştirilmez. Bunlar terimdir. Mesela namazın müfsitleri. Biz Osmanlıca'yla, dedelerimizle bağlantıyı tamamen kopartmışız. İngilizler ta aynı şekilde 9. yüzyılda kullanılan kelimeyi atmıyor. Hatta kullandıkları mesela bazı harfler var, hiç lüzumsuz bir şey, onu bile atmıyor. Niye? Çünkü geçmişte bağlantıyı koparır diyor. Ama başkasınınkini koparttırıyor. Başkasınınkini koparttırıyor. Onları at. Ha, bu talimat verdiği dışarıdan aynı şekilde onların uşaklığını yapan insanlar. Onların şartlarını yapanlar insanlar. Dolayısıyla tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı bize hem dedelerimizin dilini öğretiyor. Ha, zordur tabii ki. Ha, bilmediklerimizi elbette ki soracağız. Elbette ki araştıracağız. Bu bir basit hikaye kitabı değil. Bu bir ilim kitabı, din kitabı, fıkıh kitabı, ilmihal kitabı. Elbette ki bilmediğimiz kelimeler olacak. Bilmediğimiz kelimelerle karşılaşacağız. Fakat tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabını hazırlayan zat bütün bunlara rağmen yerine göre köşeli parantez açarak veyahut da virgülle ayırmak suretiyle o Arabi ve Farisi kelimelerin anlamlarını Türkçe olarak da açıklamışlar. Mesela diye başlamışlar. Onları da açıklamışlar. Biraz zaman ister. Eğer kendimizi biraz gayret eder ve dedelerimizin de yolunu aynı şekilde öğrenmek istersek, kendimize dönmek istersek, bizi idare eden, parmaklarında oynatanların aynı şekilde oyuncağı olmaktan kendimizi kurtarmak istiyorsak, tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı, Türkçe kitabı, Türkçeyi zirvede kullanmıştır. Dedelerimizin dilidir. Öz be öz Türkçedir o. Ve dedelerimizin kullandığı dildir. Onu aynı şekilde muhafaza etmiş oluruz. Türkçemizi korumuş oluruz. İki, dilimizi de öğrenmiş oluruz. Ve bir de ecdadımızla aynı şekilde köprüyü yıkmış olmayız. O bağlantıyı kurmuş oluruz. Yani dinleyicimiz tamam o kendisi temiz duygularla aynı şekilde bunu ifade ediyor. Temiz duygularla bunu ifade ediyor. Ama işin bir de gerçek tarafı var. O zaman köprüleri yıktıktan sonra bir nesil sonra sen de aynı şekilde kendi evladınla anlaşamayacaksın. Bu fırtına böyle devam edecek olursa. Şimdi dinleyicimizin orada söylediği bir annem mi dedi 70-72 yaşında. 70 yaşındaki bir insanın tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabını benden daha iyi anlaması lazım. Bir, 20 yaşındaki bir insandan çok daha fazla anlaması lazım. Yani yaş itibariyle. O kelimeleri duyması lazım. Kelimelerin çoğunu biliyor olması lazım. Duyması lazım. Yani zamanda duymadığı için tabii şimdi ona da zor geliyor. Tabii unuttu. Bu da ayrı bir handikap. Tabii o da unuttu. O zaman ona izah edeceksin, anlatacaksın. Hani hatırlarsın bir dinleyicimizin birisi canlı yayına girmişti de o tavsiye ettiğiniz dedi mektubat kitabını dedi okuyorum dedi. Orada da fena diye bir şey geçiyor dedi. O ne demek dedi ya. Şimdi fena kelimesini biz bugün kullanıyoruz. Kötü manası. Kötü manasında kullanıyoruz. Orada fani yok olmak. Dünya fanidir diyoruz. Ama altyapı göçtüğü için onunla bağlantıyı kuramıyor. Fena bulmak. Yani fani olmak, yok olmak. Mesela
Fena fir Resul deniyor. Resulullah Efendimiz'e fani olmak. Peki Peygamber Efendimiz'e yok fani olmak ne demektir? Bütün konuşman, oturma, yemen, içmen, aynı şekilde bütün düşüncelerin şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanman demekmiş o. O halle olmak. Yani tamamen ona yaptıysa bütün hareketlerini ona uydurmak demektir. Yani Resulullah Efendimiz'de fani olmak demek, ona tam ittiba etmek demektir. Fena fillah diye bahsediliyor. Allah-u Teala'da yok olmak, Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmış hadis-i şerif var. Dolayısıyla efendim, yani bunlar göz ardı edilecek şeyler değil. Biz bu dilekleri yine kitabına aynı şekilde iletiriz. Ha bir temennisi daha var. Daha sadeleştirilmiş olan başka bir kitap yazılamamış. Yazıldı. Türkiye Gazetesi verdi. Rehber ilmihali şekliyle falan da daha önce bir, bu şekilde böyle sadeleştirilerek onlar da verildi. Ama yani şahsi bizim kanaatimiz yani hapırsakta köpürsekte oturup tam ilmihali saadeti ebediyi ve orada kullanılan dili ve ifadeyi anlamamız ve kavramamız lazım. Ecdadımıza hürmetimiz varsa. Özür dilerim. Bir lise öğrencisi, daha yeni olan bir olay. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış roman örnekleri falan var ya. Hani işte Türkçe, Batı tarzında yazılan şeyler. Onlardan biri. Türkçe yani Cumhuriyet'in son yıllarında roman üstelik. Anlayamadıkları için böyle talepte bulunuyorlar falan. Yayın evlerinden bir tanesi de bugünkü Türkçe'ye çevirerek o kelimeleri de bugünkü Türkçe'ye çevirerek romanı tekrar yazıyor ama roman roman olmaktan çıkmış. Dolayısıyla yani bu istek benim kafama pek yatan bir istek değil. Yani az buçuk edebiyat falan okuduğum için. Şimdi İngilizce Shakespeare var. Onu anlıyorlar ama. Anlıyorlar yani. Niye? Adam kelimeler atmadı. Geçmişiyle bağlantıyı koparmadı. Şeyde Çin'in başına işte komünizmi getiren Mao. Ona diyorlar ki kargacık burgacık harfleriniz var. Bunu değiştirecek misiniz falan diyor. Ben diyor hain miyim? Adam komünist olmuş olsa o harfleri aynı şey imha ettiği zaman geçmişle bağlantıyı koparır. Çinli olmaktan çıkacak. Çinli olmaktan çıkar tabii ki. Niye aynı şekilde atsın ki? Dolayısıyla biz bu kelimeleri attığımız zaman bağlantımızı kopartırız. Ondan sonra kim olduğumuz meçhul olur. Şart kelimesinin yerine ne kullanıyorlar? Koşul. Koşul. Bu bilerek yapılmış. Ben lisede öğretmenken bir sınıfa girdim. Hani namazın şartlarını ödev olarak vermiştim. Bir çocuğun birisi getirmiş namazın koşulları diye. Ya dedim bunu nereden yazdın? Kitaptan hocam dedi. Getirir misin? Getir. 1950'den önce yazılmış kitap. Bunlar hepsi hazırlanmış. Oturmuş bir şey. Bunların hepsini çarpmış. Yeri geldikçe aynı şekilde bunlar namazın koşulları. Acayip karayip bir şey ya. İnsan sahip çıkması lazım dinine.